Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız iyi olmaya çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bu halimizi. Tekrardan kavuşturan Allah'a hamdolsun. Hiç kimse benim bu kanalı bırakmamı istemedi canlar. Yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Sevgilerimi, saygılarımı. Bir kez daha minnettarlarımı sunarım size canlar. Beğendikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için hepinize kucak dolusu sevgiler. Canlarım ben sabah işimden geldim. Erdoğan evde. Ne yaptım? Zeynep içeride biliyorsunuz Efe yok. Ha şimdi dedim ki buralar dursun. Önce Zeynep'e bir portakal istedi soyayım. Ondan sonra sizle yemek yapalım. Bulaşıkları makineye atalım. Kalanların elde yıkayalım. Yemeklerimizi yapalım. Çok işimiz var. Başlayalım. Bakalım da yiyecek mi yani? Rahatsız Zeynep biraz teyzeleri biliyorsunuz. Ama çok da kötü değil Allah'a şükür. Şöyle. Meyve iki dilim de yasa iyi olur canlar. Boğazları iltihap etti. Sanki elime ama kafamdan aşağı bir şey asılır. O portakalın bu beyaz yerini yemez. Onun için bunu kalın soyarım. Şu beyazı var ya, ben bunun aslında onda vitamin var. Ama canlar onu yemez. Kesinlikle gördüm onu yemiyor. Şöyle küçük küçük yapayım belki yer. Tarhana çorbası yaptım ona. Azıcık ondan yedirdim ona. Bir şeyler işte. Dün hiçbir şey yemedi. Bugün daha iyi. Tohumlarımı sordunuz canlar. Tohumları göstereceğim size. Abi mutfaktan bir çıkarsam sağ salim. İnşallah. Oo, gel. Sen de kırıl. Bak kabul oluyorum ha kaç günden beri. Görüyorsunuz. Aha. Yani bir şey var canlar. Bir şey var da ben anlam veremiyorum. Gözünüzün önünde görüyorsunuz. Hiç dokunmadım bile. Ha. Kolum mu değdi? Değmedim onu bile bilmiyorum. Bu bugün kaçıncı bardak? Ve ben bu bir haftadır bu evde böyleyim. Bir haftadan beri kırılan kırılanım. Bunlara kadar birer gelsin inşallah. Yapacak bir şey yok teyzeler. Ne yapayım? Zeynoş'uma bunu vereyim geleyim. Verdim geldim canlar. İnşallah yerdi bakalım. Şu çantalıklarını toplayayım da kesmesin benim. Bir de bununla kesmesin benim. Çöp kutusu doldu can kurum. Ha iş ev kız arkadaş ya. Ha iş. Tamam ben sakarladım da yani bu kadar da değil. Bu ne haldir? Tövbe estağfurullah. Allah'tan hayırlısı olsun. Ay. Anam anam oy ha bize bir sert tavım var edip yanım. Nerede bu makine da nedir? Yo. Nereye gitti kız? Bir şey aradım bulamıyorum. Yani. Yok. Neyse. Önce bu ocağı sileyim de canlar. Atayım yemeği üstüne. Erdoğan şimdi yatmaya gitti. Dedim ona ki gidiyor ki Erdoğan. De bari bir şey de pişireyim de. Bizim menülerimiz hep Efe verir. Ben de bugün bunu yap. Güzel de bir şey de değildi bu. Şimdi kaldık Erdoğan'ı. O da dedi ki patates yemeğinden pilav yap. Dedim tamam. Aycık diyorum et katayım ona diyorum ya da kıyma ya da fasulye. Hatun niye sorarsın diye öyle yemediğimi bilmiyor musun diye niye sorarsın? E diyorum belki cayarsın da. 15 sene sonra belki cayarsın ne diye yani. Şöyle bunun yani onu ocağım güzel. Hı.
Şimdi canlar, ben kelleri yedim. Şöyle patateslerimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten çok yapmayacağım. Şöyle. Patateslerimizin de canlar sonu. Gel gidi de inceciklerini ayırdım. Bittiler hep ama sonu daha yok. Abukada da ancak 2 kilo daha olur orada. Küçücüklerini ayırdım. Gel dikeceğim bahçeyi. Bakalım. Dikebilirsem dikerim. Dikemezsem. Bir şey yok. Bu sene de böyle oldu. Sizler her gün ne pişiriyorsunuz canlar, ne yapıyorsunuz, ne yetiyorsunuz? Valizler vardı evde. Valizlere getirdim, bıraktım kelleri. Turşularım vardı canlar ha burada. Turşularımın hep diplerinde az az geldiydi. Ha bu kadar, ha bu kadar diyeyim size. Onları boşalttım, elimde yıkadım kovalarını. Koydum çuvala. Bağladım ağzını, astım kelleri. Onları buradan çıkardım dedim. Ramazan gelmeden biraz burayı temizleyeyim. Biraz mutfağın dolaplarını sildim dün. Ondan sonra daha da bir şey yapmadım. Bir de yufka açacaktım Ramazan'ı, açamadım. Hiç hava açmıyor. Her şimdi yine yağmur yağıyor ya. Çocukla biri gidiyor, biri evde kalıyor. Onları da bırakıp gidemiyorsun bir yere. Erdoğan çalışıyor, ben çalışıyorum. Biliyorsunuz. Yaptığımız işte bir şey olmaz arkadaş, zamanda kalmay yani. Ne bileyim ben ama ki. Videolarımızı canlar çekmeye devam edecek Allah izin verdiği sürece. Siz de istemiyorsunuz, ben de istemiyorum. Ne yapalım? Bir abla yazmış ki Filiz kazancını boş ver. Ama bizi sen bırakma. Diye yazmış canlarım. Yani dediğim gibi aslında anlatsam 2-3 videoluk anca yeter bana da işte anlatmayayım. Bir kardeşim yazmış ki Filiz abla biz de Akçaabat, Trabzon Akçaabatlıyız. Bak bu buradan selam olsun. Anneciğimle izlemiş beni. Şimdi ismini unuttum. İsim tutamayırım aklımda. Tarif tutamayırım. Kusura bakmayın canlar. Bana uzun uzun yazmış. Bir iki kişi de gördü yazdığını. Ama Trabzon'da durmaydı. Nerede durdular? İşte unuttum dediğim gibi. YouTube'un kurallarını yazdı bana. Mesela videolarını böyle yapabilirsin abla. Aman kurban. Tabii ki yapabilirim. Çok sağ ol yazdın. Allah razı olsun. Selamlar, sevgiler size de. Ama onları kim yapar biliyor musun ablası? Onları yapar çocuksuz. Başka bir meşgaleti olmayan. O zor değil, bu zor değil değilsin oğlum ama bir tane iş bakmaya ki bize. Kaç tane iş? O zor değil, bu zor değil. O ne yapma, bunu yapma. O zaman ne olur? 10 dakika, 10 dakika bu yana işte zaman yetmiyor sana, zaman yetmiyor. Ne diyorum? Olana şükür olsun diyelim bakalım. Bu yolu da böyle atlatalım inşallah. Ne yapalım canlar? Yapacak hiçbir şey yok. Ne vallahi istersen az gülüm beni. Ben böyle yemek yaparım. Önce yemeği koyayım, sonra burayı toplayacağım. Silip süpürüp çıkacağım canlar. Dolap kapaklarımı hep sildim. Mutfağımda pek bir şey kalmadı yani. Fırınım zaten kendi kendini yıkayan fırın. Tepsilerimi de yıkayayım ama ben tepsilerini elimde yıkadım dün. Fırını kendi kendine yıkattırdım. Tertemiz ediyor canlar.
Fırını yık, valla fırın alırsa tavsiyem olsun size. Kendi kendini yıkayan alın bak. Gelin gibi, has gelin gibi nişeti, has gelin gibi. İçinde hiçbir şey bırakma. Ortaya toplayacaklar bittikten sonra, ama burası tabi ateş altı. Şey oluyor, sıcak oluyor mutfak çok. Ondan sonra ortaya ne kadar biliyor musunuz? Bir zeytin kadar bir beyaz cif gibi bir şey bırakayım. Onu da bir peçeteler, bir el bezimle alırım içinde, tamam. Çok gerçekten kolaylık oluyor. Yok tavuk yağı, yok işte yumurta lekesi, yok pizza bilmem nesi. Hiçbir şey kalmaya canlar, hiçbir şey. Geçen Melek abama gösterdim, diye ki Filiz ne kadar güzeldi ya kız, ne kadar rahatlık. Tabii ki elektrik gidiyor canlar. 3,5 saatlik şeye açayım tuzunu ama. Senede 2 kere ben açayım onu. Tamam ben fırını silerim. Fırın silmeyi de severim yani. Erdoğan abi canını mamini hep söküyor burada. Silerim onu bir ama tavanını silemeyi suzuyor tellerin arasını. Oraları benim için önemli olan görünen değil. Her zaman görünmeyen kirleri çıkartmayı severim. Görünen hep yapılır. Önemli olan görünmeyeni yapmak. O tavanları mavanları şimdi Ramazan'da geliyor. Çok açarım fırını. Ben zaten fırını çok kullanırım. Fırın, fritöz, kızartma işleri çok, benim mutfağımdan hiç yağ kokusu gitmez. Çok şükür. O yüzden canlar o tavan mavan güzeli kansın diye senede 2 kere taş patlasın 3 kere açarım. Yazın çok açmam, kışın. Kışın daha çok kullanılıyor, daha yemek kışı. Yazın ne, bir tek meyve yiyorum vallahi. Akşam orada midem sizdi, dedim Erdoğan'a ki Erdoğan ben doğru yemedim. Dişçiye gittim canlar. Belki akşamki canlı yayınımı izlemeyen vardır. Gördüğünüz gibi dişimi sinirine aldı, beni bay etti. Şu iki dişimi bir araya getiremiyorum. Yani hiçbir şey yemiyorum, yiyemiyorum daha doğrusu. Üç buçuk saatte dişçi de bekledim. Tam 3,5 saat yarım, bugün ben gidiyorum dedi, abla dedi. Çünkü randevusuz gittim ya, genelde de beni, Allah razı olsun. Gitse yarın gelsin, gene bekleyeceğim dedi. Bekledi bilemezler. Dedim iyi bekleyeyim artık da. Dedi ki almayacağım dişimi dedi. Dedim niye dedim. Dedi ki ön taraftayı dedi. Kurtarmaya çalışalım onu dedi. Ama baktık ki dedi bu şekilde ağrısı kesmiyor. Çok iltihaplı. Uyuşmadı uyuşmadı doğru canlar. Bayıldım bayıldım. Ne kadar zormuş dişin sinirini çıkartmak. Ha bu tarafından ölüyorum. Bu gece bir yattım aşağı saat 4:30. 4:30'da yattım, 6'da kalktım. Vallahi sabah namazında kazaydım. Yatamadım, ağrı kesici de içtim, yok. Patatesleri de yerine dökeyim. Kız iş olur, yeter ki sağlık olsun, iş ne olur adamın. Her şeyi yerli yerine koydum mu bitti. Ona da koyayım çöplerimi. Sanki dedim cam mı girdi ya bana. Video çekiyor. Yok öyle gösterme. Burayı çekme. Ben o kadar kaçamak iş yapamayacağım. Kimse kusura bakmasın.
Allah, la ilahe illallah. Şimdi ne yapayım? Patates yemeğimi de üstüne koydum canlar. Turşu koyarım. Salata yaparım. Yoğurt var. Hoşaf pişirdim yine. Hoşaf var. Vallahi canlar, hoşafla bu ara yaşarım diyebilirim size. Çok da hoşuma gidiyor. Şöyle alıyorum soğuk soğuk bahçemizden. Şöyle vişne hoşafı. Bizim Ramazan'da sofralarımızdan eksik olmaz canlar. Bu şekilde vallahi içir. Erdoğan da çok seviyor. İçir. Şifa olsun. Bu vişneyi bile bahçeden toplamanın canları bu zamanı var. Bir zaman sonra kurtlanır. Koysaydım fasulye bilemez et ya da kıyma et ya da kemir kuru kuruya patates yemeği yapıyorum. Ha iş geçen birisi yazmış ki Filizciğim o kapı hamur yoğurmak için aldım, niye orada patates yıkadın? Gene patates yıkadıydın. Bebeğim hamur yoğurmak sade uçun. Alırken yazmaya istedim, hamurda yoğuruyorum, pirinçle yıkıyorum, patatesle. Hepsi bir nimet, daha ne oldu? Hiçbirinde bir affedersiniz, Allah günah yazmadım bir pusluk yok. Hepsi burada. Önemli olan millet bulaşık yıkamak hakkında yapıyor böyle şeyleri. Vallahi bulaşık yıkamak hakkında patates yapıyordur. Hamur yoğuruyor. El bezleri yıkayan içimde abi el bezleri nasıl hamur yoğuruyor? Ben ne kadar gördüm. Biz pirinç yıkayan bir şey yok bunda yani bence. Ne var bunda? Pirinç daha mübarek. Hani pirinç. Hadi bacını gideyim. Pirincim olsa da yıkasam. Herkes bir şey der. Bu hayat böyle. Canlar. Thank you.
Evet canlar, pilavımızı koyduk. Şimdi buraya bir toparlayayım, ben size fidanları, aydın fidanları göstereyim size şimdi. Evet canlar. Ben bunları 2 gün önce açtım tohumlarını. Şöyle. Size de göstereyim. Bir maşallahınızı alırız teyzeleri. Bakın. Filiz çıkacak mı çıkmayacak mı dediniz. İşte fidanlarımız, Charleston, dolma biberlerimiz canlar burada. Bakın açtım. 2 gün oldu. Hiç ıslatmadım canlar. Kaloriferimiz burada. Tohumlarımız üstünde. Gördüğünüz gibi. Camlarıma bir bakın. Ne kadar temiz değil mi? Çok şükür iskeleler bittiler. Bundan sonra silebiliriz. Daha kabinin inşaatı duruyor ama şimdi çocuk parkını yıktılar ya. Çocuk parkını yıktılar. Şimdi oraları privat park yapaylar. Araba parkı tek tek paralı. Uşaklar oynamasa da olur yani. Değil mi? Yeter ki para olsun. Şu ağaca bakın canlar. Çiçeklerine bakın. Kırmızı erik o. Ben yıllardır buradayım. Hiç onda erik görmedim ama. Kırmızı erik çok güzel. Yağmur yağ. Çiseli. Evet canlar. Camlardan önce balkonumuz yapılacak. O yüzden Ramazan temizliği evin içini yaptım ama dışarıları duruyor. Yapabildiğim kadar yaptım. Allah kabul etsin. Böyle canlar. Şöyle. Evet canlarım. Bu şimdi videomun sonuna. Elif'in bana video çekti alışverişe süt almaya giderken onun yanındaki köyde. Onu da buradan çok çok öpüyorum. Ablasını, annesini, bütün ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Elif'imin videosunu da şimdi bu videonun arkasına ekleyeceğim. Sizden bol yorum, bol beğeni bekliyorum. Birbirimizin yorumlarını da beğenelim canlar. Onlar da çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın. Selamun aleyküm. Filiz ablamın değerli takipçileri. Bilin bakalım bu Elif nerede? Şöyle güzel bir yere geldi. Frankfurt'un Zusbach bölgesi. Frankfurt'ta yaşayanlar bilir belki. Şöyle. Bir şey olmaz, gel. Yok, girmeyeceğiz, gel o içeride, gel. Köpekten korkuyor. Süt almaya geldim canlar. Yoğurt yapacağım. Serpil ablaya da alacağım süt. O da sütlaç yapacak. Şöyle. Gel gel. Korkma. O içeride, içeride ya, gel bak. Bak o içeride, biz buradan alacağız süt, gel. Bak o içeride, çıkamıyor. Korkuyor Zeynep. Bak o demirliğin arkasında. Korkma, al şişeleri. Al şişeleri getir hadi. Bakın canlar şöyle. İnek sütü. Burada inek var. Şurada. Doğal burada yumurta da oluyor. Şuradan süt alacağız. Şöyle. Şişeyi şuraya koyuyoruz. Heh. Zeynep koysana bir tane şişe. Aç kapağını. Önce onu koy. Para atacağız. Litresi aynı euro. 1 euro 1 litre süt. Değil mi Zeynep? Evet. 1 euro 1 litre süt. Ay, bu kapağı da kapanıyor. Şimdi biz para koyalım. Beni buradan aç. Ay, çıkartamadım. Şurada Kleingeld'ler var. Şuradan. Heh. Zeynep oradan at. Atalım bozuk paraları. Kaç? Bir tane bir euro mu atacağız? Ver o bir euro. Hepsini atacaksın. Ama burada bir euro var zaten. Nereye koyuyoruz? Şuraya. Bismillah. Bunları da at. Şu 20'leri. Durun canlar, biz şu paraları atalım. Evet, biz parayı attık. Şöyle alıyoruz. Mis gibi. İnek sütü.
Ay Zeynep durdu mu? Biraz daha para at. Hadi para koy. Bekle. Hepsini atalım. Hı hı. Bütün küçük bozuk paraları at. Şu kabak da durmuyor. Sinir etti beni. O paralar oradan çıkmayacak işte. Ha. Orada toplanıyor. O öbürü bozuk. Nasıl? Hepsi aşağı geldi. Hani çıkmayacaktı. Dur Zeynep süt taşar. Zeynep de bu arada ne diyeceğiniz, bu Zeynep kim? Selfie ablanın kızı Zeynep. At Zeynep tekrar. Zeynep süt akarken süt atılmıyor. Para atılmıyor. Bu ne şimdi? Dur değil bekle. Bitti herhalde. Nein, bitmedi daha. Koy. İşte bitti. Zik sanmetti o yüzden bir daha yapmadım. Hmm, yok. At hadi. Ay hayır ya. Aa bunu kapatmak. Uy canlar başıma gelen. Şu şişeden bir tane daha vardı küçüğü. Delik çıktı dibi. Hep akıttı. Süt alım yerine hep aktı. Nerede delindi bilmiyorum. Daha yeni almıştım onu. Aynı şişeden bir tane daha vardı küçük boyu. Delik çıktı. Ay onunla uğraştım. Orada videoyu kapattım. Çekemedim. Bayılıyorum buraya ya. Çok güzel. Burası. Şöyle kenara geleyim. Araba geliyor. Neyse bu ikisi yeter bana. Biriyle sütlaç az bir şey, biriyle de yoğurt mayalarım artık. Allah bereket versin yeter. Çok seviyorum buranın doğasını. Sakin, sessiz bir yer. He, çok sakin arkanın. Çocuk ağlıyor. Süt almaya geldi ama onlar da. Tarla. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Videomu izlediniz, güzel yorumlar yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumları tek tek okudum. Cevap verdim. Çoğusuna verebildiğime, gördüğüme. Hepinizden Allah razı olsun. Bu da böyle gelmişken buranın güzelliğini çekip Filiz ablaya atmak istedim. Onun haberi yok. Bugün konuşmadık. Akşam konuşmuştuk. Bugün günlerden. Zeynep bugün Perşembe değil mi? Evet. Evet Perşembe. Bugün konuşmadık. Şöyle burası da. Oh dere de var. Çok seviyorum burayı. Tam bir köy. Suyun berrak. Doğa. Yazın burası cıvıl cıvıl. Ser şu çimene bir örtü. Piknik yap. Sesleri. Güzel manzaramız. Sütlerimizi aldık geldik. Serpil abla burada oturuyor. Bugün ona geldim. Ona gelmişken de süt alayım dedim. Hemen yakın evi burası. Süt yeri de hemen şu karşısı. Frankfurt Zulzbach burası. Eve geldik. Şimdi sütlerimizi güzelce kaynatalım. Birini yoğurt yapalım. Birini sütlaç yapalım. Mis gibi yiyelim. Afiyet.